Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Küresel piyasalarda ABD enflasyonu takip edilirken içeride ise işsizlik rakamlarını karşıladık. Mayıs ayına ilişkin işsizlik rakamlarında bir iyileşme söz konusu iken geniş tanımlı işsizlik oranlarında ise bir artış söz konusu. Birazdan Profesör Doktor Ege Yazgan'la birlikte değerlendiriyor olacağız. Fakat piyasalara bakacak olursak resesyon fiyatlamaları özellikle tahvilden döviz piyasalarına kadar kendini göstermeye devam ediyor. Bayram tatili süresince küreselde güçlenen dolar endeksi tarafındaki hareketler hem yan para birimlerinde hem de parite tarafında da etkisini göstermeye devam etti. Euro dolar paritesinde başa baş seviyeye gelirken dolar endeksi ise 108 seviyesinin üzerine çıktı ve an itibariyle 108 seviyesinin üzerinde yine seyrini devam ettiriyor. Bir diğer tarafta ise ABD 10 yıllık tarafında ise 2.96-69 seviyesinden işlemden geçerken getiri eğrisinin terse dönmesi tüm bu ayrıntılar resesyon fiyatlamalarının sinyali olarak da okunmaya devam ediyor. Özellikle euro dolar paritesine bakacak olursak Goldman Sachs'ın analistleri tarafından da yapılan açıklamalar söz konusuydu. Euro bölgesinde 1 puanlık bir düşüş, büyümedeki bir düşüş beklentisi parite tarafında %2'lik bir değer kaybına sebep oluyor. Euro bölgesindeki olumsuz beklentiler devam ettiği sürece ise bu değer kaybının %5'e kadar gelmesini de bekliyoruz şeklinde yine yorumlamalar var. Bir diğer tarafta ise Fitch'i konuşmaya devam ediyoruz. Piyasalar oldukça hareketli. Dolar TL tarafına bakacak olursak an itibariyle dolar TL tarafında da yine fiyatlamalar yukarı yönlü hareket ediyor. Bayram tatili süresince de 17.40'a kadar da çıkmış olan dolar TL'de an itibariyle TL'nin dolara karşı değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Eda Karadağ bizlerle birlikte piyasa fiyatlamalarını almak üzere. Eda hoş geldin yayınımıza. Tabii ki şüphesiz bugün ABD enflasyonunu takip edeceğiz. Son 41 yılın zirve enflasyonunun yinelenmesi bekleniyor. An itibariyle riskli varlıklardan çıkışında fiyatlamalarda etkili olduğunu görüyoruz. Güvenli liman olan dolar endeksinde ise yükseliş hakim. Borsa İstanbul nezdine bakacak olursak negatif bir seyri sürdürdüğünü görüyoruz. Beklentilerimiz bu anlamda nedir? Hangi seviyelere dikkat etmemiz lazım? Hangi başlıkları takip edeceğiz? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. İfade ettiğin gibi aslında bugün günlerden Amerika'da enflasyon öğleden sonra açıklanacak TÜFE verisi piyasaların zaten gündeminde olacaktır. Haziran ayı verisini takip ediyor olacağız. Zaten geçtiğimiz hafta da istihdam haftasıydı Amerika'da. Bu haftada dolayısıyla enflasyon haftası olacak. Zaten Temmuz ayının son haftasında da FED toplantısı var. Dolayısıyla FED toplantısına doğru zaman daraldıkça istihdam ve enflasyon verilerini de FED görmüş oluyor olacak. Ve biraz tabii ki piyasalarda FED'e dair beklentiler önümüzdeki günlerde biraz daha baskın kalacaktır düşüncesindeyim. Bize dönecek olursam biz tabii iki gün tatillik pazartesi salı, yani cumartesi pazar ve pazartesi salı olmak üzere toplamda 4 günlük bir geride bıraktık. Borsa İstanbul'a baktığım zaman en azından 2400 puan seviyesinin üzerinde hareketini korudu. Zaten cuma günü yarım işlem günüydü. Dolayısıyla biraz daha hacimsiz bir piyasa vardı karşımızda. Çok öyle yeni bir fiyat hareketi oluşmasında beklemiyorduk. Dolayısıyla ben bu yorumu aslında bu hafta için de koruyorum. Çünkü bugün ve yarın piyasa açık olacak ve cuma günü tekrardan bir günlük. Dolayısıyla asıl önümüzdeki hafta itibariyle biz Borsa İstanbul'da artık tatillerin bittiğini ve tam randımanlı bir şekilde piyasaya dönüşlerin başlayacağını söylemek mümkün olur diye düşünüyorum. Yani biraz daha hacim anlamında bugün ve yarın da piyasa zayıf kalabilir. O yüzden tepkilerde sınırlı olabilir Borsa İstanbul'da da. Zaten bugün sabah saatlerinde Türkiye'den işsizlik, yarın da Türkiye'den sanayi üretim verisini takip ediyor olacağız. Verilerin de zaten etkisinin sınırlı kalması şimdilik bekleniyor. Teknik anlamda seviye verecek olursam da şimdi bizim için orada aslında aşağıda referans 2400 olarak zaten karşımıza çıkıyor. Çünkü Borsa İstanbul en azından bugün ve yarın da 2400 puan seviyesinin üzerinde hareketini koruduğu sürece geri çekilmeler düşüncesindeyiz. Olası kötü senaryoda 2400 puanın altına sarkmasıyla beraber zaten 2346 puan ön plana çıkacaktır. Ama en azından bizim için en kötü senaryo aslında 2346 puanın altındaki kapanışlar. Dolayısıyla şu anda uzak bir noktadayız. O yüzden kısa vadede düşüşler karşılaşabiliriz ama asıl düşüşün başladığını söyleyebiliriz. 2346 puanın altında bir kapanış görmek gerektiğini düşünüyoruz.
Hani bugün ve yarın bu hareketi çok fazla da beklemediğimizi ifade edebilirim. Yukarıda da 2450 puanı şimdilik kısa vadede takip etmeye devam ederiz direnç noktası olarak. Hani bu direncin üzerinde de 2469 direnci bir sonraki seviye olarak karşımıza çıkacaktır. Hani yatay bir piyasa olacağını düşünüyorum. Zaten dışarıda risk var. Yani biz kapalıyken de ABD borsalarında çok güçlü hareketler yoktu yukarı yönde. Biraz daha tepkiler zayıf kalıyordu. Gerek resesyon endişeleri, gerek merkez bankalarının politikalarına dair beklentiler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, zaman zaman Asya'dan gelen salgınla alakalı haber akışları, bunlar zaten birer risk olarak karşımıza çıkıyor. Hani risk işte bu günlerden de geçmiyoruz. Biraz daha zayıf kalıyor. Dolayısıyla biz de bugün ve yarın olmak üzere yatay bir piyasa izleyeceğiz gibi duruyor Pelin. Çok teşekkür ediyorum Eda Karadağ aktardıkların için. Buradan ise değerli konuğuma geçmek istiyorum. Profesör Doktor Ege Yazgan bizlerle birlikte. Ege Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi aslında işsizlik, iş gücü istatistiklerine baktığımız zaman işsizlik tarafında bir iyileşme söz konusu. 11.2'den 10.9'a gelen bir işsizlik rakamı var Mayıs ayı için ama geniş tanımlı işsizlik tarafına bakacak olursak Mayıs ayında %22,4 seviyesinde geldi. Buranın da önceki rakamı 21.6 seviyesinde. Dolayısıyla işsizlikte düşüş ve geniş tanımlı işsizlik tarafına bakacak olursak ise altılı iş gücünde bir yükseliş söz konusu var. Bu ne demek? Bunu sormak istiyorum. Yani bu neyin habercisi aslında? Bir diğer tarafta ise önümüzdeki sürece dair manşet size ne der? Evet, sanıyorum bu rakam bize evet işsizlikte bir düşüş var. Ekonomideki yani canlılık en azından eğilim olarak devam ediyor. Hala da o canlılıktan çıkıyor bu Mayıs ayı verisi ama şu an itibariyle de hani canlılıkta bir azalma olduğuna dair pek bir önümüzde bir gösterge yok. Ama söylemiş olduğunuz şey tabii geniş tanımlı işsizlikte olan bir artış var ona mukabil tersine baktığımız zaman. Burada ise sanıyorum iş gücüne katılım oranları tam rakamları görme mümkün olmadı. Ama iş gücüne katılımda bir artış olabilir. O tarafa baktığımız zaman o rakamlarda o zaman da demek ki çalışmak isteyen insan sayısında artış var. Evet. Ama buna mukabil çalışan insan sayısında da artış var. Dolayısıyla oradan baktığımız zaman daha fazla çalışmak isteyen insan iş gücü piyasasına katılıyor. Öyle bir görünüm karşımızda. Bir de şunu dikkatimi çekti. Çok kabaca baktığım zaman gördüğümde. Evet, işsizlikte bir azalış var ama genç işsizlikte bir artış söz konusu. O taraftaki olumsuz görüntü de devam ediyor. Yani gençlere iş bulmakta, gençlere iş yaratmakta piyasa biraz zayıf hareket ediyor gibi görüyoruz. Kabaca bu verilerle gördüğüm ama bizim en önemli benim gördüğüm taraf yani Mayıs ayında ekonomideki canlılığın devam ettiği, işsizlikte de buna paralel bir azalma oldu ama tabii gelir dağılımı vesairedeki bozulma özellikle de çalışanlar kesimi aleyhine olan gelir dağılımındaki bozulma sanıyorum burada iş gücüne katılımda da kendini gösteriyor. Yani insanlar daha fazla çalışmak ihtiyacında olan insan sayısı giderek artıyor gibi bir yorum yapabilirim. Şimdilik sınırlı gördüğüm veriye dayanarak teşekkür ediyorum Pelin. Evet, şimdi Sayın Hocam şimdi özellikle iş gücüne katılım oranını ben şöyle biraz açayım. %53.6 seviyesinde gerçekleşti. Burada 0.4 puanlık bir artış söz konusu. Mevsim evet. Etkisinden arındırılmış istihdam oranına baktığımız noktada da toplamda özellikle burada 47.8 seviyesinde. Önceki rakamda ise 47.3 seviyesindeydi. Dolayısıyla burada da 0.5 puanlık bir artış var. Yani hem istihdam evet. tarafında hem de aynı zamanda iş gücüne katılım oranında da bir artış var. Bunun etkilerinden kaynaklanıyor diyebilir miyiz? Evet, evet. O öyle. Yani verdiğiniz rakamlar şimdi bunu biraz önce yaptığım yorumla uyumlu. Hı hı. Ondan kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Neden peki iş gücüne katılımda artış var derseniz de, o zaman ben daha çok burada tabii ki gelir dağılımındaki bozulmayı, işte geçinme zorluklarını, özellikle de tabii bunun ücretli kesim üzerine binmiş olmasını, dolayısıyla da çalışmak isteyen insan sayısında daha fazla bir çalışmak isteyen insan sayısında bir artış olduğunu görebiliyoruz bu veriden diye düşünebilirim Pelin. Hocam şimdi biraz daha genç işsizliği açalım istiyorum ben de. Hem genç hem de kadın işsizliğini de bu anlamda konuşmak istiyorum. Fakat önümüzdeki sürece dair de asgari ücretin yükseltilmesi ve dolayısıyla bu anlamda işverenlerin ne kadarlık bir burada etki yaratmasını bekliyorsunuz? Çünkü en fazla işsizlikte, yani işten çıkarmalarda etkilenen dezavantajlı kesimler genç iş gücü, aynı zamanda bir de kadın iş gücü. Yani yapılan bilimsel araştırmalarda bunu söylüyor. Keza benim doktora tezim de bunu söylüyor. Yani kadın iş gücüne baktığımız noktada, cinsiyete göre ayrıma baktığımız noktada, özellikle kriz dönemlerinde olsun ya da böyle fahiş fiyat artışlarında ya da asgari ücret artışları döneminde işveren bir işten çıkarma pozisyonuna gittiği noktada dezavantajlı grup diye nitelendirdiğimiz maalesef kadınları ve gençleri işten çıkarmaya başlıyor ilk olarak. Bu anlamda burada bir artış bekler misiniz? Ne dersiniz? Evet Pelin, şimdi çok güzel bir konuya temas ettin. Özellikle de şu anda asgari ücretteki artıştan sonra buna paralel olarak belki işten çıkarma ya da belki farklı yöntemlerle gayri resmi olarak çalıştırma, normal ücret üzerinden değil gibi yöntemlere gidilmesi söz konusu olabilir. Ama sözünü ettiğin, yani senin doktora tezi çalışmanda da özellikle vurguladığın işten çıkarma söz konusu olduğu zaman bu asgari ücret veya başka bir nedenle, ekonomik durgunluk nedeniyle, öncelikli olarak tabii ki burada gençler, çünkü yeni girmiş oldukları için, tecrübesiz oldukları için, öncelikle onlardan vazgeçilebileceği için. Bakın zaten bu veride de işsizlik azalıyor, ama işsizlik azalırken genç işsizliği oran olarak, yani mutlak değer olarak bulunmayabilir belki, ama ne olursa olsun oran olarak orada bir artış var. Demek ki azalan yeni işe alımlarda da aslında gençler tercih edilmiyor. Kadınlar burada son derece önemli tabii ki. Kadınlar da keza tecrübesizlik nedeniyle vesaire değil, iş gücünde oluşabilecek olan, yani bunu belki sen daha iyi değerlendirirsin. Hem bir işte doğum vesaire izinleri olması nedeniyle, daha fazla bu nedenlerle iş görenler tarafından tercih edilmeyecekler. Tam tabiri senin dediğin gibi işte dezavantajlı gruplar burada öncelikli olarak gidiyor. Yani biz aslında eğer işsizlikte bir artış görecek isek, hem ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak da olabilir, buna bağlı olarak da olabilir veya asgari ücret artışına bağlı olarak da olabilir, tam ekonomik yavaşlamadan dolayı olmasa dahi, bunu öncelikli olarak bu genç işsizliğinde ve kadın işsizliği olarak karşımızda göreceğiz. Öncelikli olarak oradan göreceğiz. Hatta bu Mayıs ayı verisinde bile bunu görüyoruz zaten. Yani hani işsizlik azalırken bile bu dezavantajlı dediğimiz gruplar üzerinde bir böyle bir baskı oluşuyor bunun üzerinde. Bir, bu diğer taraftan da iş gücüne katılım artıyor. Hem de iş gücüne katılım artarken de onların iş bulması daha da zor hale geliyor. Önemli sosyal problem. Sadece işsizlik bazında değil, aynı zamanda sosyolojik olarak da önemli bir sosyal probleme işaret ediyor. Her ikisi de, yani genç işsizliği ve kadın işsizliği burada çok önemli. Başka sosyal, kendi sırf işsizlik olarak değil, onun dışında başka sosyal problemlere de yol açabilecek olması nedeniyle son derece aslında bence önemli. Sadece ekonomik açıdan değerlendirilmek de gerekir. Çok daha geniş perspektifli bir açıya ihtiyacımız var. Burada farklı çeşitli önlemlerin de gündeme getirilmesi, artık çok uzun zamandan beri bunu yaşadığımız için
düşünülmelidir diye düşünüyorum Pelin. Teşekkürler. Özellikle manşet rakamlarda bakacak olursak cinsiyete dayalı ayrımda şimdi işsizlik oranı kadınlarda manşet rakamın çok daha üstündeyken 13.8 iken işsizlik oranı erkeklerde manşet rakamının altında gerçekleşiyor 9.5'la birlikte. İstihdam oranına baktığımız noktada da burada erkeklerde %65,3 iken manşet rakamı yine çok çok daha üzerindeyken 30.6 ile birlikte manşet rakamının çok daha altında gerçekleşen kadınlarda istihdam oranı söz konusu oldu. Şimdi hocam tüm bu verilerle birlikte önümüzdeki sürece dair hem manşet rakam ve büyüme yönlü aşağı yönlü revizyonlar. Özellikle Fitch'in raporunu da takip ettik cuma günü geldikten sonraki süreçte enflasyonist baskıların sürebileceği, kurdaki geçişkenliğe atıfta bulunuyor. Tüm bunların biraz daha yörüngeyi daralttığına dair beklentileri söz konusu. Bu raporlar ne der bize? Tam anlamıyla aslında şunu söyleyebilir miyiz? Önümüzdeki sürece dair tıpkı küreselde olduğu gibi içeride de büyüme politikası, yanlı politika gütmemize rağmen büyümede aşağı yönlü revizyonlar gelir mi? Ne dersiniz? Ben ben de 3 aşağı 5 yukarı böyle düşünüyorum. İçerisi içinde, dünya için zaten öyle düşünüyoruz. Hemen hemen hepimiz orada çok fazla bir ayrışma yok ama oradaki resesyonun ne kadar sert geleceğine dair bir ayrışma var. İşte Aralık ayında faiz artışlarını Fed'in yavaşlatacağı düşünülüyor vesaire resesyona bağlı olarak. Ben içerisi içinde aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Evet, büyümeye öncelik veriyoruz diye yani aslında şöyle demek lazım. Yaşadığımız enflasyon büyümenin bir büyümeden feragat etmeyelim ama büyüyelim işte ve bu nedenle enflasyon yaratıyoruzun ötesinde bir enflasyon. Ciddi politika hatalarıyla oluşmuş olan bir enflasyon. Yani biz enflasyonu yaratmaya başlamadan evvel bu şoku özellikle döviz kuru şokunu kendimiz yaratmadan evvel zaten ekonomi canlı ve büyüyordu ve istihdamda böyle bir eğilim vardı. Ama bunu bir tarafa doğru bırakacak olursak biz bu politikada ne kadar ısrar ediyor olursak aslında bence politikanın kendisi gelip biraz büyümeyi vuracak eninde sonunda. Burada gördüğümüz şey o. Zaten bu politika başladığında da canlı olan bir ekonomiyi politika boyunca da canlı olarak devam ettirdik. Ama şimdi politikanın ta kendisinden dolayı biz büyümeyi ve istihdamı dünyaya paralel olarak, sırf dünya nedeniyle değil, dünyaya paralel olarak bu kendi iç dinamiğimiz nedeniyle, bu politikanın sürdürülemezliği nedeniyle istihdamı ben yaz sonunda, işte Ekim ayında vesaire biraz bir daralmayı hem asgari ücrete de bağlı olarak da olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Ama ben biraz bu anlamda yavaşlayacağımızı, resesyon kelimesini kullanmıyorum şu an itibariyle ama yavaşlayacağımız bana çok açık gibi görünüyor. Yani bu belki de şu aldığımız istihdam verisi birkaç ay sonra tersine dönmeye başlayabilir diye düşünüyorum benim. Çok şimdi teşekkür ederim. Şimdi hocam küresel piyasalarda da yine fiyatlamalara bakacak olursak içerisi için aynı şey söyleyemeyiz ama küresel piyasalarda bir resesyon fiyatlamasının baştan aşağı fiyatlandığını etkilerini görüyoruz. İşte bu tahvil piyasasından tutun da döviz piyasasına kadar fiyatlamalar içerisine girmeye başladı. Dolayısıyla gözler Fed'de. Yani küresel merkez bankalarından Amerikan Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte jumbo faiz artışlarına devam edip edemeyeceği yönündeki piyasa fiyatlamaları da aşağı yukarı aslında belirlenmeye başladı. Bu zamana kadarki olan süreçte biz bu ayki olan faiz artışını belki bundan sonraki süreçte 75 bas puanlık olarak fiyatlıyoruz ve bekliyoruz ama Eylül için de yine 75 bas puanlık ama Ekim için ve Aralık için aynı şeyi söylemiyor. Traderlara bakacak olursak Kasım ayında faiz artış hızını düşürmesini ve Aralık'ta ise faiz artışlarını ara vermesini bekliyor. Hal böyle olunca piyasalarda bir belirsizliğin hakim olduğu bir süreçteyiz. Bugünkü enflasyon 41 yılın zirvesini yenileyecek bir enflasyon bekleniyor. Dolayısıyla bu anlamda ne kadarlık bir süreç Fed'in alanını daraltır ya da genişletir? Ne dersiniz? Şimdi bugünkü enflasyon verisine bağlı olarak biraz daha konuda rahat konuşmak mümkün olabilecek. Yani öngörüyü genişletecek bu veri. Ama tabii yine senin söylediğin gibi işte 41 yılın zirvesi bir rakamla karşılaşacağız ama ne kadar acaba? Yani o önemli. Şimdi ben doğrusu Fed'in
Eğer çok sıkışmadığı sürece traderların da beklentisine paralel olarak Aralık ayında burada bir yavaşlamaya gitmesini olası olarak görüyorum. Çünkü yani tehlike sanıldığından daha büyük. Yani resesyon tehlikesi benim değerlendirmeme göre. Çünkü bu faiz artışlarının piyasada çok uzun zamandan beri bizim zombi şirketler dediğimiz, yani bu ortamda tabiri caizse işte yüzdürülen şirketler dediğimiz şirketlerin sayısı, Amerika'dan bahsediyorum, bu ciddi bir oranda. Yani bunu aslında parantez içinde şunu söyleyeyim, Türkiye için de bazen benzer bir değerlendirme yapmak söz konusu olabilir. Ama Amerika için esas olarak bu ciddi bir tehlike. Dolayısıyla FED burada oluşabilecek olan çok derin bir resesyonu zaten bugüne kadar olan, evet, bütün tavır böyleydi. Onu engellemeye yönelik orada. Dolayısıyla traderlarla paralel düşünüyorum. Yani orada gelecek olan ve orada bir durma söz konusu. Hatta daha erkenden bile bir durma söz konusu olabilir. Ama bir yavaşlayacağı Aralık ayına doğru kesin gibi sanki şu ana kadar olan görünüm bunu gösteriyor bana kalırsa. Aslında küresel düzeyde dizginlenemeyen enflasyonun karşısında faiz patikalarının sert bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi, Euro dolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası'nın zor görevi, tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz hocam. Yalnız öncesinde bir kısa araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Ege Yazgan'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ege Hocam, şimdi aslında artan resesyon ihtimalleri karşısında doların güvenli liman haline gelmesi ve etkisini daha da arttırması, tarım dışı istihdam verisi sonrasında da Euro-Dolar paritesinin Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalarla birlikte Euro-Dolar paritesinin de bir seviyesine gelmesi, bir pariteyi işaret etmesi. Şimdi tüm bu ayrıntılar Avrupa Merkez Bankası'na gözleri çevirdi. Resesyon, hatta stagflasyon ihtimalleri de masada olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla 19 Merkez Bankası'nda bir çatı altında ortak bir karar vermesi pek de kolay olmayacağı benziyor. Dolayısıyla Euro bölgesi hassas, kırılgan bir ekonomi olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla neler bekliyor Euro bölgesini? Evet, yani Amerika için söylediğimiz şeylerin hemen hemen hepsi Euro için de dediğiniz gibi daha fazlasıyla geçerli. Çünkü orada aslında baktığımız zaman Euro'da kuzey-güney dengesizliği de geçerli. Dolayısıyla işsizlik ve resesyon ve borç, İtalya özellikle, borç dediğiniz tabii borç üzerinden gelecek olan resesyonun sertliği oralar için çok daha fazla olduğu için Almanya'ya ve kuzeye nazaran dengeli bir politika yürütmek de çok zor. Yani burada şimdi bu faiz artırımı tabii ki kuzey tarafından, özellikle Almanya tarafından enflasyona bağlı olarak bu desteklenecek. Ama güney için ise bu tabii ki daha dramatik sonuçlara yol açacağı için, o tarafta da bu olmaması için, gecikmesi için bir şey yapılacak, bir baskı yapılacak vesaire. Böyle politika oluşturmak da biraz Avrupa'da Amerika'ya oranla daha zor. Ancak her iki şey için de aynı şey geçerli. Her iki büyük ekonomik bölge için, dünyanın en büyük ekonomik bölgeleri için de aynı şey geçerli. Şimdi stagflasyon konuşulmasının sebebi de bu. Aslına bakılacak olursa biraz spekülatif olsa da şunu söyleyebiliriz. Eğer biz bu son dönemde, özellikle de Ukrayna Savaşı ile beraber bu gördüğümüz bu enerji şokunu yaşamamış olsaydık, tabii ki Covid'e bağlı olan diğer arz şokları vardı. Onlardan kaçınmak mümkün değildi. Bunu yaşamamış olsaydık belki de bu kadar enflasyon bu şekilde kontrolden çıkmamış olabilirdi. Yani bu biraz az yönlü bir tetiklenen bir enflasyon, ama tabii ki Covid döneminde de yapılmış olan müthiş parasal genişlemenin daha önceki yapılmış olan parasal genişlemeden farklı olarak direkt hane halklarına ödemeler içermesi nedeniyle bu arz şoklarıyla gelen enflasyonun talep enflasyonuyla da desteklenerek böyle kontrolden çıkmasına sebebiyet verdi. Normal koşullar altında arz şokuyla gelmiş olan bir enflasyona aslında işler böyle talep tarafından desteklenmiyorsa da
ve beklentileri bu kadar bozuk kontrolden çıkmasına cevap vermiyorsa hemen faiz artışıyla cevap vermek ekonomi politikasında doğru bir tercih değildir. Çünkü boğulan ekonomiyi daha da fazla boğmuş olursunuz ve dolayısıyla bunu yapmaktan kaçınırsınız arz şokuyla gelen bir enflasyon. Ama şimdi burada durum farklı ama ekonominin kırılganlığı da daha öncesinden de geliyor. Borçlanma Covid döneminde de çok ciddi aştı. Borçlu şirketler biraz önce söylediğim gibi işte zombi şirketler ekonomide sayısı oldukça fazla. Bu durumda biz Avrupa için de Amerika için de aynı şeyi söylüyoruz. Tabii burada hızlı faiz artışlarının aniden ekonomiyi çok ciddi bir stagflasyona, yani resesyon ötesi hatta stagflasyona sokma şansı var. Çünkü ekonomi küçülecek ama bu sefer de arz şoklarının kalıcılığı nedeniyle enflasyon da yüksek kalacak. Bu nedenle bence Avrupa daha da fazla kırılgan olması nedeniyle hem de Amerika'ya oranla bölgesiz dengesizliği daha da farklı olması nedeniyle Avrupa daha da burada faiz artırımı konusunda daha da muhafazakar davranıyor. Daha çekinceli davranıyor Avrupa'ya, Amerika'ya nazaran. Ama ve onu biraz daha gecikmeli olarak takip ediyor. Öncelik bence yine Fed'de, burada baktığımız zaman Fed tarafında. Avrupa mümkün olabildiği kadar daha yavaş hareket etmeye gayret gösterecek. Ve burada zaten şeyde de görüyorsunuz, dolar euro paritesinde de bunun zaten önceden kendini göstermeye başlamıştı. Şu anda da euro ciddi, aslında ciddi bir değer kaybına uğradı son dönemlerde bu politika nedeniyle. Ben burada çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani birdenbire Avrupa Merkez Bankası'nın Fed'i aşacak bir agresifliğe gelecek bir politikaya geçmesi çok uzak olasılık. Bu öncelik Fed'de diye düşünüyorum Pelin. Evet, özellikle şimdi çekirdek tarafa da bakacak olursak artan hizmet kalemlerindeki artışlar, bununla birlikte kira olsun ve gelecek yani diğer çekirdek ürünlerin fiyatındaki artışlar da burada etkili olmaya devam ediyor. Peki hocam, şimdi bu resesyon tahribatının yaratacağı belirsizlik hakim. Dolayısıyla ne kadarlık bir tahribat yaratacak, piyasalar nezdinde de zaten riskli varlıklardan sert çıkışların fiyatlamasında buradan çıkarabiliyoruz, görebiliyoruz. Sizce böyle bir durum ne kadarlık bir tahribat yaratır? Ne kadar bir zaman bu tahribatı sürdürür? Özellikle ABD ve Avrupa Birliği ekonomileri nezdinde konuşacak olursak ne dersiniz? Bizlere nasıl sirayet eder? Yani bizlere de sirayet edecek. Zaten güvenli varlıklara çıkış olduğu için, yani bizler derken gelişmekte olan ülkeleri kastediyorum. Yoksa Türkiye aslında zaten çok önceden yabancı sermaye tarafında çıkışı gerçekleştirmişti Türkiye'ye baktığınız zaman. Diğer gelişmekte olan ülkelere sirayet edeceği net, zaten sirayet etmeye başladı bile güvenli varlıklara doğru bir yönelim. Ama burada önemli olan tabii sadece sermaye hareketi tarafında değil, aynı zamanda orada oluşabilecek olan bir, özellikle de Avrupa bölgesinden bahsediyorum. Tam şimdi burada biz Türkiye'yi ön plana koyarak o zaman orada oluşabilecek olan bir resesyonun ya da stagflasyonun, ekonomik burada önemli olan tabii ekonominin küçülmesi, o zaman tabii ki bizim de ciddi bir biçimde ihracat tarafımızda bir sekteye uğramamız söz konusu. Ama ya, bunun yanında tabii bu işler hep böyle olduğu için bir taraftan da resesyon beklentileri de tabii enerji fiyatlarında emtiaya, özellikle petrolü de biraz aşağıya doğru çekecek. Ama burada dikkatli olmak lazım. Petrol 100 doların altını gördü galiba. Ama evet, işlenmiş, bu tabii ham petrol, işlenmiş petrol ürünlerinde aynı şeyler olmayabilir. Oradaki savaş etkisiyle beraber olarak işlenmiş petrol ürünleri hala yüksek kalıyor olabilir. Böyle şeyler var ve bunlar da stagflasyon demek. Yani hani bunlar olduğu zaman, siz resesyonla beraber aslında enerji fiyatlarını aşağıya doğru çektiğiniz zaman en azından stagflasyon tarafındaki riski biraz, yani enflasyonu da biraz gerileyeceğini düşünüyorsunuz. Ama bunların hepsi beraber bir de böyle dar boğazlarla beraber gelirse o zaman stagflasyon olur. Ne kadar derin olacağı da kestirmek tabii ki zor. Bence en önemli şey ekonomideki kırılganlık, o tarafı tam olarak bilmiyoruz. Borçluluğa bağlı olarak ne kadar şirket buradan zor duruma düşecek. Şu anda çok derin bir resesyon doğrusu beklemiyorum diyeyim, o kadar biraz. Ama bekleyip görmek lazım. Bunlar çok zor tahmin edilmesi konular benim.
Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Tıpkı sizin de söylediğiniz gibi OPEC petrol piyasasına dair 2023 yılına dair ilk defa düşüncelerini paylaşırken yukarı yönlü risklerin devam ettiğini söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan da keza aynı şekilde enerji krizinde en kötüsünü henüz geride bırakmadık dedi ve bunları doğrulamış oldu. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağlıklı günler diliyorum sizlere de. Evet, şimdi araştırma masamıza gidiyoruz ve fiyatlamaları alıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. İş gücü istatistiklerini karşıladık ve Kutay Korap araştırma masamızdan bize bağlanıyor. Kutay, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Evet, iş gücü istatistikleri Mayıs ayına karşı manşet rakamda bir iyileşme var ama geniş tanımda da aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ne dersin? Şimdi baktığımızda Mayıs ayına dair karşıladığımız iş gücü istatistiklerinin detaylarında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10.9 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Şimdi alt kalemleri irdelemeye çalışırsak iş gücü ve katılım oranına baktığımızda aylık bazda 302 bin kişilik artışla 34,6 milyonluk bir rakama ulaşıldı ve katılım oranında 0,4 puanlık artışla %53,6 seviyesine çıktığını görmekteyiz. İstihdam ve istihdam oranına bakarsak orada istihdam aylık bazda 358 bin kişilik artışla 30,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı aylık %0,5'lik artışta da orada %47,8 seviyesine çıktığını görüyoruz. İşsiz sayısı ve işsizlik oranına bakarsak işsiz sayısı aylık bazda 56 bin kişi azaldı. 3,8 milyon civarında gerçekleşti. İşsizlik oranı da dediğimiz gibi %10,9 seviyesinde gerçekleşirken orada da aylık bazda %0,3'lük bir düşüş gerçekleştiğini takip ettik. Diğer taraftan genç işsizlik oranı nezdine bakarsak genç işsizlik oranı aylık bazda %0,2 puanlık artış gösterdi. Orada da %20,3 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatmış olalım. Atıl iş gücü oranında ise 0,8 puanlık artışla %22,4 seviyesinde aylık bir değişimle karşımıza geldiğini görmekteyiz. Haftalık ortalama çalışma saati ve iş başında olanların toplam istihdamdaki oranına baktığımızda Mayıs'ta haftalık ortalama çalışma saati 44,0 gerileyerek tarihsel ortalamanın altında kalmayı sürdürdü. İş başında olanların toplam istihdamdaki oranı ise %94,2'den %96,2 seviyesine yükseldi. Son olarak işsizlik oranı görünümüne baktığımızda işsizlik oranı Mayıs'ta tarihsel ortalamaların üzerinde seyretmeye devam ettiğini de hatırlatmış olalım Pelin. Çok teşekkür ediyorum Kutay'a aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, içeride işsizlik rakamlarını karşıladık fakat bugün en önemli majör verisi ise ABD'den gelecek. Enflasyon verisi olacak. ABD'den Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanırken Türkiye saati itibariyle 15.30'da karşılayacağız. Yıllık enflasyonun %8,6'dan %8,8'e çıkması bekleniyor. Aylık tarafta ise beklenti %1,1 ile birlikte artış yönünde olması, %9'a yaklaşması halinde beklenen enflasyonda 1981 yılından bu yana da en yüksek seviyeye çıkabilir. Haziran ayının ilk yarısında özellikle artan akaryakıt fiyatlarının enflasyonu desteklemesi beklenirken çekirdek enflasyon tarafında ise artan hizmet kalemi, kira ve diğer çekirdek ürünlerin fiyatlarındaki artışlar da etkili olabilir. Sıfır akaryakıt fiyatlarının ise 0,6 puanlık aylık bir enflasyona katkı sağlamasının beklendiğini de hatırlatmış olalım. Dolayısıyla Fed yetkililerinden de şahin açıklamalar geliyor. Atlanta Fed Başkanı Bostic, Rafael Bostic tarafından yapılan açıklamada da jumbo faiz artışının ABD ekonomisinin bir kez daha kaldırabileceğini belirterek 75 bas puanlık bir faiz artışından da yanı olduğunu destekleyeceğini söylemişti. Dolayısıyla resesyon fiyatlamaları da halen de masada olmaya devam ediyor. Döviz fiyatından, döviz piyasasından tahvil piyasasına kadar da geniş çaplı bir fiyatlamanın yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle bu
Bloomberg Dolar Endeksine bakacak olursak ise burada da 2020 seviyesinin zirve seviyelerinden fiyatlanırken DXY tarafından 108,33'lük ve 0,24'lük yukarı yönle birlikte burada da yine yukarı yönlü hareketleri zorladığını görüyoruz. Euro dolar paritesinde ise an itibariyle bir seviyesi görülürken dolar TL'de ise 17,40-80 seviyesinden işlemden geçiyor diyerek programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.